hikaye aslında 24 yıl önce başladı. Şimdi insanlar bazen soruyor, çok rahat elin cebinden madalya aldın. O dışa görünüşü, dışa yansıyanı. Aslında içimizde, iş dünyamızda fırtınalar kopuyordu. Ben bir kere bu kadar ses getireceğini hiç tahmin etmiyordum. Bu aslında sadece benim kendi başarım değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir başarısı. Ama ben hep şunu diyorum, bir sporcu yarışmaya gittiği zaman nasibiyle, rızkıyla ve şansıyla da gidecek. Dünyada Yusuf Tikeç olarak değil de bir Türk sporcusu olarak böyle gündemde olmak hem kendim hem de ülkem adına çok mutlu oldum. Tabii yani ben bir kere bu kadar ses getireceğini hiç tahmin etmiyordum. Ben her zamanki gibi normal antrenmanlardaki yaptığımız gibi atış pozisyonumuza geçtik. Atışımızı, antrenmanımızı yaptık. Bu aslında sadece benim kendi başarım değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir başarısı. Biz bu yarışmaya gerçekten çok iyi hazırlandık. Tabii ki gönül isterdi ki altın madalya almayı ancak son anda gitti. Biz İlayda ile 2 yıldır beraber çalışıyoruz. Aslında iyi bir de ortaklık sinerjisi yakaladık. Antrenmanlarımız falan iyi. İlayda'nın da geçmişine baktığımız zaman zaten Gençler Avrupa Dünya Şampiyonu. İyi bir destek oldu bana. Yarışmalara biz bu 2024 yılı için çok iyi hazırlandık. Baktığımız zaman Brezilya'daki yapılan Dünya Kupası'nda bir olduk. Almanya'da bir ay önce yapılan Dünya Kupası'nda yine birinci olduk. Geçen sene Dünya Şampiyonası'nda ilk olduk. Aslında güçlü bir takımız. Dünyanın en iyi takımlarını yendik. Olimpiyat baskısı tabii ki biraz daha farklı. Biz iyi hazırlandık, iyi antrenman yaptık, gittik. Aslında bizim amacımız orada altın madalyaydı. Çok da yakındık. Yarışmaya gireceğimiz zaman da bir gün önce İlayda ile konuştuk. Dedim nasıl hissediyorsun kendini? İyi. O da bana sordu. Sen nasıl hissediyorsun? Dedim ben de çok iyiyim. O zaman dedi altın alacağız. Gerçekten yarışmaya girdik ve olimpiyat rekorunu atarak yani finale çıktık. Bu bizim için bir hem rahatlık oldu hem de biraz baskı oldu. Gönül isterdi ki tabii ki altın madalya. İlayda ile birlikte son anımıza kadar iyi mücadele ettik. İyi savaştık orada. Ama ben hep şunu diyorum. Bir sporcu yarışmaya gittiği zaman nasibiyle, rızkıyla ve şansıyla da gidecek. Aslında bu yarışmada biz çok çalıştık ama şans bizim yanımızda değildi. Çünkü arkadaşımızın bir tanesi işte merkez ondan finali kaçırdı. Ben bir puanla kaçırdım. İlayda finale girdi. Son anda madalyayı kaçırdı. Son oradaki bir kişi daha geçseydi zaten ondan sonra finaldekiler hep düşük attı. Yani ilk üçün içinde olabilirdi. Sadece diyeceğim şans bizden yana değildi ama çok üzüldük. Oraya kadar çok iyi taşıdık. Son anda gitmesi nasip diyeceğim. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Paris Olimpiyatları 5. olacak. Buradan madalya bekliyorum. Şimdiye kadar da tabii ki her sporcu gittiği yarışmada madalyayla dönmek ister. Ben de burada madalya bekliyorum. Bu olimpiyatlarda daha tecrübeliyim. Yani o duygu yoğunluğunu daha iyi yönetebileceğimin kanısındayım. Ve bu da yarışmamın sonucuna yansıyacak. Çünkü iyi hazırlandım gerçekten. Madalyayla döneceğim diyorum. Olimpiyat madalyası alacağıma kesin gözüyle bakıyorum diyebilirim yani. Ve Paris 2024 olimpiyatlarında madalya alacağım. Ve yine yoluma devam edeceğim. Bu hikaye aslında 24 yıl önce başladı. Şimdi insanlar bazen soruyor, çok rahat elin cebinden madalya aldın. O dışa görünüşü, dışa yansıyanı. Bu madalyada aslında 24 yıllık bir çalışmanın bir emeği var. Haftanın 6 gün antrenmana geliyorum ve 4 saat, 5 saat antrenman yapıyorum. Bu 1 yıl, 2 yıl değil. Tabii 24 yıl. 24 yılın sonunda da istediğimiz sonuca keşke altın olsaydı. Yine ulaştık. Çünkü geçmişteki başarılarıma da baktığım zaman Avrupa, Dünya, Akdeniz, İslam oyunu hepsinin madalyası var. O koleksiyonda eksik olan bir tek olimpiyat madalyasıydı. Koleksiyon aslında altın olsa tamamlanacaktı. Çok küçük bir parçası kaldı. Ben aslında bu olimpiyat altın madalyayı alsaydım bırakmayı düşünüyordum. Ama çok iyiyim. İlayda da çok iyi. Nasip olursa 2028'de altın madalyayı alacağız ve öyle bırakacağız. Hatta oradaki basın açıklamasında da ben şunu da söyledim. Rakiplerimiz de bizim 20 yıldır tanıdığımız arkadaşlarımız. Her yarışmada masalarına oturduğumuz, bizle paylaştıkları, kahve içtiğimiz arkadaşlarımız. Basın açıklamasında dedim Damir, onun soy ismi de Mikeç, benimki Dikeç tabii, işte akrabayız falan da diyor, öyle espri yapıyor. Dedim Damir, bu madalyayı sana emanet veriyoruz. 2028 Los Angeles'te geri alacağız bunu dedim. Tabi o da güldü. Ya dedi iki branş olsun da bari birini bize bırakın dedi. Yani 2028 Los Angeles'ta altın madalyayı alacağız nasip olursa ancak o zaman bırakacağız. Tabi bırakmak derken de şöyle atışı belki bırakırız ama yine bu ülkeye, bu camiaya değişik yollardan hizmet etmeye devam edeceğiz.
24 yılın içinde o kadar çok yani anılar, o kadar çok üzüntüler, o kadar çok mutluluklar var ki bunları anlatsak yani bilmiyorum herhalde bir kitapları yazarız. İlk başladığım yıllarda aslında çok çok iyi yerlere geldik. Bir kere önce bunu söyleyeyim. Tabii ben bu spora çok geç başladım. 28 yaşımda başladım. 51 yaşındayım şimdi. İlk başladığım zamanlarda işte Avrupa'da, dünyada yarışmalara gittiğimiz zaman hep şunu düşünürdük. Ya acaba final atabilir miyiz? Ya finale çıkabilir miyiz? Çünkü o zaman finale çıkmak bizim için bir başarı gibi görüyorduk. Tabii içimde benim hep böyle çok hani derler ya, sessiz çığlık falan hep o vardı. Çok bir şey diyemiyordum ama ya niye madalya almayalım? Yani niye bir Avrupa şampiyonu olmayalım? Niye bir dünya şampiyonu? Niye bir olimpiyat şampiyonu olmayalım diyordum. Ama bugün 24 yılın sonunda ülke olarak da, federasyon olarak da, camia olarak da artık ya finale kalmak bizim için başarı demeyi geçtik. Olimpiyat ikinciliğine üzülür hale geldik. Ben şuna inanıyorum. Burada bu poligonda TOM'da çalışan bir sürü genç arkadaşımız var. Bu çocuklar bizleri çok çok daha geçecektir, ileriye gidecektir. Yani biz bir madalya, olimpiyat madalyasının hayalini kurarken bu gençler 2, 3, 4 olimpiyat madalyasının hayalini kuracaktır. Bu konuda da yani bu yönden de çok ümitliyim. Gençler bizi geçecek. O duygular inanın çok farklı bir duygular. Aslında hem mutluluğu, hem hüzünü, hem yoğunluğu hepsini bir arada yaşadık. İşte hocamız Erdinç Bilgeli, yani hocadan da antrenörden de öte 20 yıllık bizim can dostumuz. İlay'da ben Erdinç'e oturduk akşam beraber. Dedik en tenha yer neresi? Olimpiyat köyünün kenarında bir yer vardı böyle çimler falan. Oraya gittik dedik ya ne yapacağız yarın falan. Şimdi tamam finale rekor atarak çıkmışsınız. Şimdi bir de burada rekor atmışsın, finale çıkmışsın ama gönül istiyordu ki ne altın. İşimi tam rahatsın ama bir de 85 milyonun ağırlığı var, baskısı var. Biz çok da iyiyiz, çok da iyi antrenman yaptık. İnanın çok emek verdik. Tabii o 85 milyonun ağırlığı, yoğunluğu bizi biraz gerdi aslında. Elimizden geldiğince çok böyle konsantre olarak, yani yapabileceğimiz işin en iyisini yapmaya çalıştık. Ben yine de inanıyorum. Çünkü daha fazlası olur muydu onu bilmiyorum. Ama yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Keşke altın olsaydı derdim. Dünyadaki tek varlığım, yani yaşam kaynağım Başak tabii ki. Gitmeden önce de hep bana taktik veriyordu. İşte baba böyle antrenman yapacaksın, böyle yapacaksın. O da jimnastik yaparken dedim sen nasıl yapıyorsun? Ben de baba kendime söylüyorum. Yapabilirsin Başak, kazanabilirsin diyorum dedi. Sen de aynısını yap dedi. Yarışmadan bir gün önce Başak'la görüştüm. Başak'la yazıştım. Genelde çok fazla dikkatimi, konsantrasyonumu dağıtmamak için telefonumu açmıyorum. Ama tabii dünyadaki tek varlığınız kızınız olunca onda mutlaka bir yaşam sevinci, yaşam pınarı bize artı yönde motive etti. O da bizi çok mutlu etti. Her atıcının kendine uygun bir, kendi anatomik yapısına, kendi atış pozisyonuna uygun bir duruşu vardır. Ben de kendimi en rahat hissettiğim, yani vücudumu en stabil tutabildiğim pozisyon o pozisyondu. Tabii aslında her ne kadar bizim dışarıdan böyle çok fazla sakin gibi görünsek de aslında içimizde, iç dünyamızda fırtınalar kopuyordu. Bunu dışarıya çok fazla yansıtmamaya çalışıyorduk. Oysa kalp atışımız, yani kalbimiz sanki yerinden patlayacaktı. Heyecanmış gibiydi. Birisi hedef almış sanki çeviriyor gibi. Çok heyecan vardı tabii ki. Heyecan olmasa zaten bu iş yapmanın da bir anlamı yok. Ben bu hareketin de bu kadar çok ses getireceğini tahmin etmiyordum. Tabii bunun yanında şu da var. Dünyada 24 yıldır bu camiadayız. Gidiyoruz, geliyoruz. Ben sporculara da hep şunu diyorum. Biz sporcuların asli görevi tabii ki başarı. Yurt dışına gittiğimiz zaman madalya kazandırmak. Ama asıl ikinci görevimiz de ülke temsiliyetidir. Ben bunu çok genç arkadaşlara da her kamp öncesi yarışmalarda söylüyorum. Eğer üzerinizde milli takım forması varken işte tavır davranışlarınıza, yaşam tarzınıza dikkat etmeniz lazım. Herhalde o beğenilerin çoğu o 24 yıllık genç insanların, atıcı insanların yurt dışındaki gönüllerinde bir yer kazanmışız, bir sempatisini kazanmışız ki bu kadar büyük sempati geldi, olumlu yanıt geldi. Bu da bizi ayrıca mutlu etti beni. Tabii hem kendim olarak hem de ülkem adına. Aslında orada Yusuf Tikeç sadece bir isimdi, bir simgeydi. Bu başarı dediğim gibi bize verilen bir rol vardı gidip orada. Onu da İlayda ile en iyi şekilde yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Tabii dünyada Yusuf Tikeç olarak değil de bir Türk sporcusu olarak böyle gündemde olmak hem kendim hem de ülkem adına çok mutlu oldum. Aklıma ilk gelen keşke altın olsaydı, işte 85 milyona keşke altını götürebilseydik. O anki aklıma gelen duygu, düşünce buydu.
Millet olarak, ülke olarak biz bu başarılara da açız. Atıcılık olarak. Çünkü Cumhuriyet tarihinin ilk defa atıcılık branşında olimpiyat madalyası. Ülke olarak da oradaki köydeki sporcu arkadaşlar olarak, yönetici olarak çok büyük bir şey yapmışlardı, sürpriz yapmışlardı. Karşılama sürprizi bizi mutlu etti. İyi motive olduk. Tabii bu da bize ayrıca daha çok değer verildiğimizi hissettirdi. Bizim için önemli olan da buydu. Aslında bizim atıcılık camiası çok fazla tanınan, bilinen bir spor değil. Çok medyatik bir spor da değil. Eminim bu vesilelerle, bu aracılıkla birçok ülkemizde gence ulaşırız. Onlar da bu spora başlar. Ben şunu da söylemek istiyorum. Tabii yaşımız ileri olsa da yani çok çalışmanın sonunda böyle bir başarılı elde edilebileceğini de gösterdik gençlere. Onlara çünkü hiç olmamış bir şeyi yapabilirsin, yaparsın demek biraz daha farklı ama olmuş somut tutulmuş bir şeyi yaparsın demek daha yakındır. Ben hep şunu söyledim. Benim felsefem şuydu. Ya bir şeyi çok istemek önemli değil. Aslında o istediğin şeyi elde edebilmek için sarf ettiğin çaba çok önemlidir. Tabii ilk baktığım zamanda da 24 yılın karşılığında bu madalyayı almak beni ve ülkemi mutlu etti. Mesela başarı dedim yani taktik falan verdim. Motive falan ettim mesela birinci olamazsa falan diye. Üzülürdü çünkü o zaman. Üzülmesin diye. Gitmeden de taktik veriyordu bana. Baba diyordu işte böyle yap nefesini tut onları söyle kızım. Tam böyle yaptığında tetiği düşür diyordu. Mesela yani ilk önce nefesini tutuyor ama içinde bırakmıyor yani. Alıyor bir de veriyor ondan sonra hiç nefesi yokken atışı vuruyor. Öyle eli hiç titremiyor mesela. Öyle daha iyi vurabiliyor. We'll be right back.